Yakın geçmişte hayatımıza çok fazla siyasetçi girdi. Bu siyasetçileri bir taraf çok başarılı buldu, diğer taraf başarısız. Bazıları ise söndü gitti. Biz bugün Türkiye'nin gidişatını değiştirecek insanların parti kurması halinde neler yapabileceklerini değerlendirdik. Lütfen videonun sonunda sen olsan hangisine oy verirdin, sebebiyle birlikte yorum yaz. Aşkımda bu sahne. Yardıma muhtaç kimse kalmayacak diyen Haluk Levent, inanılmaz iyi kalpli ve çok yardımsever biridir. O, ekranlarda görünmek için değil, gerçekten yürekten istediği için yardım eder. Gönüllerin lideridir. Türkiye'de birçok kalbi fethetmiştir. Zaman zaman bu naifliği istismara uğrasa da o asla vazgeçmez. Ahbap adında bir dernek kurmuş ve çok büyütmüştür. Ahbap'ın büyümesinin en büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz. Parası olan hayırseverle ihtiyacı olanı yan yana getiriyoruz. Birçok kez konser gelirlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlamıştır. Kitlesiyle mükemmel frekans yakalamıştır. Başkanlık seçimini kazanırsa herkes uyum içinde çalışabilir, ülke genelinde yoksulluğu bitirebilir. Sen benim gözüme baksana. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Suç diye bir şey kalmayacak diyen Müge Anlı, emniyet gibi çalışan, inanılmaz sezileri olan, yardımsever biridir. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum, başarı diliyorum. Suçluyu bulma konusunda üstün yetenekleri vardır. Kaybolan kişileri bulma, cinayeti aydınlatma gibi birçok becerileri vardır. Müge Anlı ve Dostları adında süper bir iyilik hareketi vardır. Müge Anlı ve Dostları hayal bile edilemeyeni gerçekleştirdi. Bir çağrımla başlayan bu iyilik dalgası sonunda 33 aşevi oldu. Yaptığı program sayesinde girmedik sokak bırakmadı. Şepe'ye ikinci oldu, güzelliği oluyor. Bir de okuma yazma seferberliği yapmıştı. Herkes hayal eder Müge Anlı'dan Beşar. İnsanlar tarafından çok sevilen ve güvenilen Müge Anlı, birçok çocuğun hayallerini gerçekleştirmektedir. Müge abla gibi çok güçlü bir kadın olacağıma söz veriyorum. Başkanlık seçimini kazanırsa ülke genelinde suçu bitirebilir, yardıma muhtaç tüm insanlara ulaşabilir. Allah affetmek için bahane arıyor. Ve bahane koyun ortaya. Bir bahaneniz olsun. Ben affedeceğim sizi. Dinimizi tam anlayalım diyen Ahmet Mahmut Ünlü, namı diğer Cübbeli Hoca, tam bir fenomendir. Ben görüyorum mesela. Siz ne görmek istiyorsunuz? Ne görmek istiyorum? Başıma bir iş gelecek. Şimdi teke teke çıkayım mı diye bakıyorum. İşte iyi çıkıyor. Suya giriyorum, ırmağa falan geliyorum yani. Dini konulara yaklaşımı ve eğlenceli anlatımları sebebiyle çok ilgi görür. Şu anda bütün diplomalılar gelse hiçbiriniz kırmızı koltuk sermiyorsunuz yani. Bana niye kırmızı koltuk özelliği yapıyorsunuz? Sıra dışı çıkışları ve yaklaşımları sebebiyle bir dönem cezaevine girmiştir. Seveni de sevmeyeni de çok fazladır. Bu da onun her zaman ilgi çekici olmasına neden olur. Başka bir şey diyeceğim de şimdi. Karı boşamayı erkeklik mi zannediyorsunuz? Bir dönem IŞİD hakkında söylemleri çok takdir toplamıştır. Bunlar Hazreti Ali'yi kafir oldu diye öldüren zihniyettir. Bunlar cehennem köpekleridir. Bunların en büyük düşmanları bizim gibi kişilerdir. Başkanlık seçimini kazanırsa inanç çatışmasını durdurabilir, İslam adına işlenen cinayetleri bitirebilir. Her çalışan hakkını fazlasıyla alacak diyen Nevzat Aydın çok cömert biridir. Yemek Sepeti'nin kurucusu ve CEO'sudur. Çalışanlarla mükemmel bir ahenk yakalamıştır. Yemek Sepeti'ni Amerikalı bir şirkete sattı ve çalışanlara 27 milyon dolar dağıttı. Bu da onun Türkiye'nin Steve Jobs olarak nam salmasını sağladı. Bir ara Trabzonspor'da yöneticilik yaptı. Futbolu her zaman sevdi ve destekledi. Başkanlık seçimini kazanırsa tüm ülkeyi ahenkli biçimde çalıştırabilir, kazanılan parayı herkese pay edebilir. Hırzınız bize emanet diyen Nuri Alço efsane karizmadır. Yeşilçam'ın kötü karakteri olarak tanınsa da çok iyi biridir. Damarlarında pehlivanlık vardır, kendini çok geliştirmiştir, çok kültürlü ve çok iyi sporcudur. Yani voleybol, basketbol da oynadım çok. Kendim Eskişehir'de de oynadım, Altay Kulübü'nde falan oynadım. 50'den fazla filmde oynamıştır. Amca demek, baba yarısı demektir.
Öyle değil mi yeğenim ha? Canlandırdığı kötü karakter sayesinde Türkiye'de birçok annenin ve babanın gözünü açmış, daha dikkatli olmalarını sağlamıştır. Annelerinin, babalarının, anneannelerinin işte aman kızım dikkat et, işte içtiğin şeylere dikkat et, içine bir şey atarlar falan. Adını sokak duvarlarında birçok kez görmüşsünüzdür. Hayran kitlesi ona Naro der. Haksızlığa pek gelemez ve haksızlık karşısında susmaz. Başkanlık seçimini kazanırsa tecavüz olaylarını bitirebilir, ülkede kötü giyinen erkek kalmayabilir, kadınlara verilen değer artabilir. Ben yırttım şimdi sıra sizde diyen Acun Ilıcalı'yı anlatmaya gerek yok. Zaten herkes hayat hikayesini defalarca duymuştur. 19 yaşında evleniyorum, 20 yaşında anne ve babamı bir trafik kazasında kaybediyorum. 21 yaşında boşanıyorum, 22 yaşında iflas ediyorum, 23 yaşında trafik kazası geçiriyorum, yanımdaki arkadaşım vefat ediyor. 24 yaşında artık hayatta tutunacak hiçbir dalı olmaz bir şekilde yoldan geçerken Show TV'ye giriyorum. O birlikte çalıştığı insanları çok rahat yaşatır. Ülkemizde ve hatta dünyada birçok insan onunla çalışmak için can atar. Üniversite yıllarındaki arkadaşlarımın birçoğunu ve muhabirlik yıllarındaki arkadaşlarımın birçoğunu koruyorum. Yaptığı programlarla halkın nabzını tutmayı ve hatta yönlendirmeyi iyi becerir. Başkanlık seçimini kazanırsa tüm ülkeye yurt dışına formatlar ürettirmeyi başarabilir, çok yüksek döviz akışı sağlayabilir. Bu kişilerden hangisi başkan olurdu bilemedim. Ancak kendi alanlarında çok başarılı olacakları kesin. Sence hangisi başkan olurdu? Lütfen yorumlara yazar mısın? Ayrıca kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.